çırağımızı dinlendirdik arada, o da dinlendi. Şimdi lütfen tekrar Sade Gül henüz daha gelmedi. Gel burada lütfen. Sade Gül yine çırağımızı uyandıralım. Yeni katılanlar olabilir aramızda. Çırağı uyandırmak, yüreklerin, beyinlerin uyandırılması anlamına geliyor. Evet. Ve şimdi yine biliyoruz artık, söze sesle başlıyoruz. Ve ses söze yol veriyor. Sayın Fırtına arkadaşımız, siz hocamızla buyurun lütfen. Bu arada siz yerleşirken ben minik bir anlatayım. Sayın Fırtına'nın müzik grubu var ve zaman zaman da batıni akşamları orada yerliyorduk ve küçük gruplar halinde. Hoca orada. Yine işte ekmeğimiz, tuzumuz, şarabımız, çırağımızı uyandırıyoruz. Fakat bazen o gelen izleyicilerin arasında arada konuşanlar ya da işte bir başka şeyler olabiliyor. Ve hoca o zaman çok usulünce kızardı. Ben bir gün dedim ki ya hocam seninki hani bir felsefeci falan nasıl kızar yani niye kızıyorsun? Dedi ki ben kişiye kızmıyorum, duruma kızıyorum. Yarattığı duruma kızıyorum. Oradan da çok bildiğiniz bir söz vardır ama uygulamamız da gereken. Aslında her şeye hoşgörüyle davranmamak gerekiyor arkadaşlar. Yerinde, zamanında müdahalemizi de yapacağız. Çünkü abuk sabuk şeylere hoşgörü yaptığımız zaman biliyoruz işte ki geldiğimiz günlere. Dolayısıyla hoşgörü kişinin şahsına evet ama yaptığı sakin durumları hoş görürsek biz bu şikayet ettiğimiz hiçbir şeyden kurtaramayacağız kendimizi. Alo. Onun için eskiden kuşağın kol kırılır, yem içinde kalır. Zaman içinde değişti. Yem içinde kalmayacak. Hı-hı. Ve eğer tamam, iyi. Sen direkt salona gidersin. Hoş göremeyeceğimiz tamam. Şeyler varsa bunu mutlaka dillendireceğiz. Tamam, bu da hocamızın kulağımıza şüphe ettiği incilerden bir tanesi. Paylaşmak isterim. Evet.